Selamlar tekrardan kardeşler, sevgili dostlar. Şimdi saksı zorfa aldım. 1,5 lira. Bunlar, bir dakika, üstüne hiç bakmadım ya. Kaç kiloluk? Herhalde 1 kiloluk ya. Ha, 3 litrelik pardon. Dediğim gibi buraya yaptım. Bir poşeti buraya boşalttım, 3 litre. Ve Glossotigma tohumlarını da serptim ve spreyle İlk can suyunu verdik. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi şeye gelelim. Bir saniye. Gözüme bir şey çarptı. Tekrardan şu salyangozlar buraya gelmiş. Çekilin abi buradan. Hatta şu boş. Çok affedersiniz. Bu boşalmış için bunu şuraya alıyorum. Ölmüş yani. Tabi haliyle yosunları falan çekiyor bu. Filtre. Arada bir temizlemem gerekiyor. Güzel bir akıntı elde ettik. Heh. Şimdi bazı kardeşler, Japonlarla ilgili konuştum. Tabii bilgili olanlar var. İşte bazı kardeşlerimiz kızma etme falan demiş. Yok, kızacak bir şey yok kardeşlerim. Tabii ki ben her zaman söyledim. Ya, benden daha bilgili kardeşlerimiz mutlaka var. Benden daha çok şey bilen kardeşlerimiz mutlaka var. Yani kızacak bir şey de yok. Ben aksine mutlu oluyorum. Yalnız bir şey, yani doğayı burayla mukayese ederken, evet, birisi söylemiş, Hakan kardeşimizdi sanırım. Evet, bu biraz yanlış oldu. Yani benim anlatmak istediğim şu, tabii doğadaki doğal ortamlarda, mesela akarsularda olsun, göllerde olsun, ben mukayese ederken şunu, yani şöyle mukayese ettim. Hani yağmur yağıyor, sel geliyor, bir şey oluyor. Sular bulanıyor. Yani doğal ortamda, dere yataklarında olsun, göllerde olsun, tabanda hali hazırda bir substrat var. Yani kum var, toprak var. Bu da suyu bulandırıyor. Yani o sularda bile yaşıyor bunlar. Yani ben buradan çok çok pis ortamda yıllarca üreten, yani kendi kendine üredikleri bir havuzda gördüm yani. Yıllarca da ürediler, büyüdüler. Bakın bunlar birbirlerini dürtmeye başlamışlar. Yumurta döktürüyorlar. Daha küçükler ama çok anlamıyorum. Ama bakın, görüyorsunuzdur belki. Kovalıyorlar yani, dişi sıkıştırıyorlar. Yani çiftleşme eylemini gerçekleştiriyorlar. Hani mutsuz olsalar veya keyifleri yerinde olmasa böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum yani. Hani tabii benden daha iyi bilen kardeşlerimiz vardır. Tabii ki filtrasyonu olan böyle bir akvatik sistemle daha da iyi olur. Tabii suyun değerleri daha iyi olur. Bakteriyel döngü daha iyi olur. Balıklar tabii bu gelişimine de etki eder. Tabii ki eder yani. Ama amaç şu, burada yaşar mı yaşamaz mıydı? Yaklaşık 4 aydır da yaşıyordu. İlk koyduğumda tepki gösteren kardeşlerimiz vardı. Aramızdan ayrıldılar. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Yani öldüğü zaman bir tanesi, herkesin sesi çıktı. Hurra, olmuyor, etmiyor falan. Yani sonuçta canlı bu. Yani hiçbir canlının ne zaman ölüp ne zaman hasta olacağı, ne zaman iyileşeceğinin hiçbir garantisi yok. Yani bu insanlar için de geçerli. Kuşlar için de geçerli. Yani bütün canlılar için geçerli. Ha bakın, burada Japonlar bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Hani burada tek sıkıntı benim gördüğüm, yani doğal bir filtrasyon yok. Doğal olsun veya yani mekanik bir filtrasyon yok. Yani biliyorsunuz, bir kere suyu değiştirdim buraya taşırken. Haliyle yeşil su oluşuyor. Yani benim burada aslında arada bir dip çekimi yapsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Lakin bu sıkıntılardan bir tanesi de güneş buraya bazen çok vuruyor, su ısınıyor. Japonlar böyle bedenlerini yukarıya çıkarıyorlar suyun üstüne ki serinlemek için. Şu anda ama pek bir şey yok. Böyle serçe parmağımla baktığım zaman su normal, serin. Yani Japonlar da ben geldim diye bakıp çıkıyorlar. Öpücük atıyorlar böyle, sanki yem bekliyorlar gibi. Yani o Japon'un neden öldüğünü ben anlayamadım. Yani hani bu sudan olsa bunlar da çoktan ölmüştü 4 ay içinde. Veya işte peş peşe ölmeye başlarlardı ki bunlar
Görüyorsunuz yumurta döktürüyor. Birbirlerini kovalıyorlar. Yani hiçbir rahatsızlıkları falan yok çok şükür. Yani yapacak bir şey yok. Hani ben burada besliyorum. Ama doğru ama yanlış. Tabii ha, bir de bir oksijen kaynağı olsa, hani hava motoru falan olsa tabii ki daha iyi olur. Yani ben iyi olmaz demiyorum. İlle de olmaz demiyorum yani. Hani savunduğum şey bu değil. Ama burada yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Yani veyahut da ne şartlarda, yani nasıl, keyifleri nasıl, mutlu mu değil mi? Aldığımda bunlar küçüktü, daha küçüktü, biraz boylandılar. Tabii biraz daha geniş bir ortam olsa daha iyi olacaktır mutlaka. Daha iyi boyatacaklardı. Yani 50 litre 4 tane, 5 tane Japon'a iyi gibi düşünmüştüm ama yeterli gelmedi sanırım yine. Çünkü gelişimleri biraz yavaş gibi. Bakın çiftleşiyorlar. Yani renkleri falan gayet iyi. Yani hani her zaman, bakın başından da söyledim, benden çok çok iyi bilenler vardır. Üreticiler vardır. Hani olmaz der, olur der. Tabii ki ben eleştirilere açığım. Kızacak bir şey yok. Ama ben Goldfish Farm diye aratırsanız YouTube'da birçok Japon balığı çiftliğinde havuzlar da yani bu şekilde. Hani onların bazılarında ben dikkat ettim. Filtrasyon bile yok. Ama tabii su değişimlerini yapıyorlardır. Çünkü onlar ticari amaçla ürettikleri için. Benim yani ticari bir şeyim de yok burada, beklentim de yok. Yani burada biyolojik bir ortamda kendi yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani ben aslında neydi, akvaponik sisteme gübre takviyesi yapsınlar diye aslında düşünmüştüm bunları ilk başta. Ay orada olmaz, burada yaşamaz, şöyle böyle eziyet ediyorsun, o oluyor, bu oluyor. Yani ama sonuç olarak yaşıyorlar yani ve çiftleşmeye başladılar. Görüyorsunuz bunlar bayağı küçüktü. Ha, ama şu tartışılabilir tabii ki. Hani bundan daha iyi ortamlar olsa daha çabuk gelişirler, daha iyi hayatlarını idame ettirebilirler, daha çabuk büyürler, boylanırlar. Tabii bu olabilir. Yani oksijen olan, ne bileyim işte filtrasyon olan bir ortam daha mı iyi olur? Tabii ki daha iyi olur. Yani ben olmaz demedim hiçbir zaman, dikkat ederseniz. Ha, ama şey, burada yaşar mı? Yaşar. Yani yaşıyor işte, görüyorsunuz. Yani eziyet ettiriyorsun falan diyenlere ben anlayamıyorum açıkçası. Yani eziyet ettiriyor olsam zaten bunlar küçücük canlı yani. Herhalde eziyete bu kadar ay dayanmazlardı, bu eziyete yani, diye düşünüyorum. Yani doğadan kastım tabii ki. Hani orada doğada kendi kendine, su kendini yeniliyor, yağmur yağıyor, işte su devamlı akıyor, kendini yeniliyor. Birisi söylemiş, doğru. Hakan kardeşimiz. O haklı yani, bu konuda haklı aslında ama hani ben örnek verirken biraz yanlışlık yaptım yine tekrardan. Hani doğal ortamlarda yine dediğim gibi tekrarlıyorum. Yani bir taban malzemesi var sonuçta, hani taban malzemesi sel geliyor, ne bileyim yağmur yağıyor, bilmem ne oluyor. Bütün kum havaya kalkıyor, suyun içinde bulandırıyor. O suda bile yaşıyorlar yani, demek istediğim o. Hani ben direkt çok affedersiniz bokun içinde yaşıyor demiyorum. Bir kere öyle demiştim. Tepeme çullandı herkes. Ama yani diğer balıklara göre bence böyle ortamlara, böyle sulara daha çok direnç gösteren bir balık olduğunu düşünüyorum. Durum bu kardeşler. Kızacak, üzülecek bir şey yok. Yani bazı kardeşlerimiz buraya havuzu al demiş. Bakalım havuzu nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Burada suda böyle kaldı. Yani burada da bir şey yapacağım. Muhtemelen marulları buraya getireceğim. Buradan bir su aşılayacağım falan. Böyle bir şeyler yapacağız burada. Olmadı Japonları mı buraya sağsam diyorum. Bilmiyorum ki, anlayamadım. Gitti yani. Ben de karar veremiyorum. Durum bu. Bunu paylaşmak istedim hemen. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Osman Abi TV'den herkese günaydın güzel kardeşler. Bugün günlerden salı. Dün bayağı bir gelişmeler oldu. Bu benim eski güvercin yemliğim vardı. Buraya koydum yükseklik yapsın diye. Filtreyi çalıştırdım. Filtre biraz yüksekte dursun ve kapalı, güneş almasın diye anca böyle bir çözüm bulabildim. Şimdi filtreyi çalıştırdım. Biraz su
kendine geldi. Çünkü bayağı böyle bir şey, sümüksü yosun oluşmuş. Ve bir sıkıntı yaşıyorum tabii. Bu mercimeklerin şeyi, mercimeklerin kalıntıları tıkanıklık yapıyor. Bakın yaptı yine. Yapmış yani. Abi bir dakika ya. Ah ah ah. Çok özür dilerim. Heh. Hava yaptı. Şöyle yapayım. Bir saniye. Sizinle birlikte gördüm. Kusura bakmayın yine. Yok. Şişti kaldı. Yani olmadı. Hava aldı içine. Hava alınca da olmuyor tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Saç yosunlarına takılıyor yavruların bazıları. Bir iki tane ölü buldum. Acaba oralardan geçmeye çalışırken mi ölüyor ne? Bilmiyorum, anlayamadım. Şimdi uzun zamandır su dip çekimi yapmıyorduk. Dip çekim yapalım. Hep birlikte. Gördüğünüz gibi filtre bayağı bir suyu bulandırmış. Tabi devamlı bir sirkülasyon yapıyor. Tam olarak temizleyemem. Ama bunu sağlayacağım hükümetle. Çalıştırdım ağzımla yemerek ama yani hiç de hoş olmadı. Yine bulanık çıkıyor. Çok bulanık bir su çıkıyor yine. Ya bu da yeşil sudan dolayı kaynaklanıyor. Pis olduğundan dolayı değil. Tabii bazı pis olarak alıyor. Su pis değil aslında, su yeşil. Siz de dikkat ederseniz. Kapatayım şurayı ve kendi kendine filtre etmeye başlayalım. Devam edelim. Japonlarla ilgili genel açıklamayı dün yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Japonlar bu şekilde de. Thank you.
Havuza dalalım abi. Bakalım nasıl görüntüler çıktı. Ben de merak ediyorum. Durum bu. Güzel kardeşim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim tekrardan. Birçok kardeşimiz, abimiz gübrelemeyi nasıl yapıyorsun diye tarif eder misin diye rica etti benden, sağ olsunlar. Ben de onları kırmadan hemen bu videoya bunu ekleyeyim. Şimdi biliyorsunuz NPK, yani azot, fosfor, fosfat, yanlış mı söyledim ya, potasyum sülfat, magnezyum nitrat. Aslında bu potasyum nitrat da bomba yapımında kullanılıyor diye artık satılmıyor, şirketler, firmalar falan alabiliyor. Potasyum fosfat, aslında monopotasyum fosfat bu. Ben öyle yazdım kısa. Bir de mikro element gübremiz var. Potasyum sülfat, ben estimative index var. Tombar isimli bir usta var. Onun estimative index. Onu yazarsanız her akvaryumun litresine göre değişiyor. Mesela benim 100 litrelik akvaryuma ben artık biraz daha profesyonelleştim. Yani onun test kiti kullanmadan bu estimative index, her gün gübre ekleyerek azar azar istenilen değerleri akvaryuma, yani istenilen elementleri akvaryuma veriyorsunuz. Ben potasyum sülfat fazla veriyormuşum, onu fark ettim. Artık 15 mililitre ml diyeyim kısaca. Magnezyum nitratla potasyum fosfatın arasında 6'da 1'i olması gerekiyor. Yani bunu hep korumamız gerekiyor. Magnezyum nitrat 10 miligram veriyorum. Tabii bunu, ya bunların suya kattığı ppm değerleri de var farklı farklı. Onları tam olarak aklımda değil. Bir saniye baksam, bir dakika. Notlarımdan bakayım da bari adam gibi bilgi verelim. Şimdi ben bunları kendim hazırlıyorum. Videolarımda var bunları nasıl hazırladığım falan. Geçmiş videolarımda. Şurada notlarımda olacaktı ya. Potasyum sülfat 1 litresi, 1 litre suya 110 gram potasyum sülfat ekleyip karıştırıyorum. Bunun 1 ml'si 50 litre suya 1 ppm potasyum sülfat katıyorum. Monopotasyum fosfat 1 litre suya 16 gram ekleyip eritiyorum, çözüyorum. Bunun 1 ml'si 100 litre suya 0.1 fosfat katıyor. Magnezyum nitrat 500 ml suya 103.5 gram nitrat, magnezyum nitrat eklenip eritiyorum. Ondan sonra bunun 1 ml'si de 100 litre suya 1 ppm nitrat katıyor. Yani şimdi fosfatla nitrat çok önemli. Fazla veya az veya göz kararı olmuyor bunlar. Ben mesela 10 ml nitrat katıyorum. 16 ml de fosfat. Yani onu hesapladım. Bu estimative index calculator, yani estimative index calculator İngilizce hesaplayıcı diye yazarsanız Google'a, orada çıkıyor. İşte akvaryumunuzun litresini giriyorsunuz. O size, sizin için mesela kaç gün gübreleme yapacaksınız? Ben 6 gün gübreleme yapıyorum. Bir gün dinlenme diye yazıyorum mesela. Orada bana hesaplıyor. Şu kadar şunu katacağım, bu kadar bunu katacağım. Söylüyorum, mikro elementte benim arkadaşımın hediye ettiğiydi bu. Ben kendim de yaptım biliyorsunuz. O da videolarımda var. Gerçi benimkisi biraz amatörce oldu. Çöküntü yaptı falan. Tabii yani olabiliyor. Oksitlenme yapıyor demir. Ama bunun da faydasını görmedim değil. Yani hani işe yarıyor mu? Yarıyor, hemen hemen aynı gibi. Yani onu da 7 ml veriyordum. Şimdi onu da 2 katına çıkardım. Bitkiler kızarmıyor çünkü. 2 katına çıkardım. 14 ml'ye çıkardım. Şimdi şöyle bir şey. Mesela 3 gün NPK veriyorum bunlardan. Yani bir pazartesi günü bunlardan verdim. Ertesi günü işte fosfatla demir
bir arada verilmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mikroelement aynı zamanda demir içeriyor. Şimdi bunları koyalım, ışıkta kalmaması gerekiyor. Ben yine bir yandan devam edeyim. Bir gün demir, bir gün NPK, bir gün demir, bir gün NPK. Yani pazartesi NPK, salı mikroelement demir, çarşamba yine nitrat, fosfat, potasyum. İşte perşembe yine mikroelement, cuma günü yine nitrat, fosfat, cumartesi yine mikroelement. Pazar günü bir şey vermiyorum. Yani hem dinlenmiş oluyor. Akşamda suyu, yani veya gün içinde suyu değiştiriyorum. Gübreleri verirken ışıklar sönükken verin. Mümkünse mesela gün bitti, ertesi günün gübresini hemen ışık söndükten sonra veriyorsunuz. Yoksa aksi takdirde yosunlara faydası oluyor. Başka hiçbir şeye faydası olmuyor. Ben dün mekanik olarak elle geyik boynuzu yosununu bayağı bir mekanik olarak, yani elle müdahale ederek aldım ama sanki yine bunlar boy gösteriyor gibi. Bakalım nasıl olacak, bilmiyorum. Akıntı da yaptık akvaryumun içine. Akıntı da çok önemli. Akıntı yoktu bende. Umarım gübrelerden anlattığımdan bir şey anlamışsınızdır ama estimatif indeksi mutlaka inceleyin. Orada ayrıntılı şey göreceksin. Hani ben 100 litreye bunları veriyorum, bu kadar ML veriyorum, bu kadar ppm katıyorum. Siz de öyle katmanıza gerek yok çünkü yanlış olur. Hani kiminin akvaryumu 50 litredir, kiminki 60, kiminki 120. Çok değişiyor tabii ki. Ona göre estimative index calculator'a bakmanızı tavsiye ediyorum. İstanbul uçuyor. Fiti arkadaşlar çok güzel oldu, hoş oldu ama yavruları çekmesin diye taktığım fileden dolayı bu mercimek artıkları yani tıkanıyor. Ve filtreyi yakmayalım diye arada bir çekiyorum ama temizlemem gerekiyor tabii. Yani son durumumuz genel olarak böyle. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Bir kaybımız falan hiçbir şeyimiz yok. Ha, bir dakika şunu açayım tekrardan. Yeni gün, yeni başlangıç. Bu filtrenin bu sıkıntısı var. Salyangozları çekiyor. İşte yosunları falan çekiyor. Bitki parçalarını falan buraya topluyor. Onu da açalım. Gün başlamadan, ışıklar açılmadan. Son durumumuz böyle güzel kardeşler. Sizi seviyorum. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.